Tabii ki havalar ısınmaya başlayınca efendim açıklık alanda, değil mi? Mesela alanlarında çocuklar koşsun, oynasın, işte birazcık da piknik yapalım hayali. Herkesin hayaldir o çimlere oturup. Ama ve ama Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan genç maalesef hayatını kaybetti. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Küçük Yüreği İl köyünde hayvan otlatan genç vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkarttı. İşte en büyük yanlış burada başlıyor zaten ve bir süre sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne Kırım Kongo kanamalı ateş şüphesiyle tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakım servisine tedavi gördü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç arkadaşımız kurtarılamadı. Şimdi bu ısırıkta ne yapılmalı aslında? Yani bir dakika ona girelim de yani herhalde ilk can kaybı yaşandı. Evet, Kırım Kongo kene hastalığından dolayı. Yıllardır da var böyle sorun. Herhalde özellikle bugünlerde başlıyor. Evet. Yani Nisan'da Mayıs'ta başlayan bir sıkıntı. Bir dönemi de var onların. Ama işte şey hep söyleniyor yani aman siz olun sakın elinizi götürmeyin etmeyin demen direkt bir müdahale gerçekleştirilmesi lazım ama tabii o sırada bu Kırım Kongo kene vesaire demiyor. Diyemiyorsun. Dolayısıyla şimdi oradan çat pat hemen elinle şununla bununla bir halletmeye çalışıyorsun. O sırada maalesef ki işte o zehrini bırakıyor bu hayvan. Maalesef. Bir de yani hayvan otlatan bir genç arkadaşımızdan bahsediyoruz. Yani o tarz haşerelere bir şekilde bir alışkanlığı vardır. Yani bu da ne acaba deyip şöyle bile etse ne yazık ki eğer o bir şekilde o geçirdiyse kancalarına kene ısırması durumunda en sık yapılan hatalardan biri de bu. Bilinçsiz bir şekilde o ısırdığı yerden tutup çıkarmak. Bunu yapmamak lazım. Vücuduna tutunmuş bir kene gören kişi doğrudan sağlık kuruluşuna gidecek. Yani o kene orada duruyor. Her ne olduğunu bilseniz de bilmeseniz de yapmanız gereken bu. İkincisi, kene çıkarıldıktan sonra ısırık bölgesi su ve sabunla temizlenmeli aslında az önceki hikayede olduğu gibi Murat. Son olarak öldüğünden emin olmak için antiseptik alkole daldırılmalı kene ve kapalı bir kavanozla yine sağlık ocağına götürülmeli ki sen neye maruz kaldın kalmadın o araştırılabilsin. Evet. Korunmak için ne yapmalı? Isırdığında bunları yapmalıyız ama korunmak için de özellikle böyle açık alanlara giderken açık renk bir şeyler giyiniz ki üzerinize herhangi bir koyu lekeli bir şey yapıştığında ya da ısırdığında görme şansınız olsun. Kedi köpek gibi evcil hayvanları olan kişiler de hayvanlarının mutlaka parazit bakımlarını ve kontrollerini zamanında yaptırmaya özen göstermelidirler. Bu da önemli bir not can dostlarımız için. Hadi bakalım. Büyük geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Rahmet dileyelim. Aman dikkat.